Merhaba arkadaşlar, küre konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. D doğrusu etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan alan ve hacim. Arkadaşlar D doğrusu etrafında 360 derece döndürdüğümde küre oluşur. Kürenin alanı 4 pi r kare ile buluruz. Yani 4 pi çarpı 36'dan kaç gelir? 144 pi gelir. Hacmini 4 bölü 3 pi r küp ile buluruz. 4 bölü 3 pi çarpı 36 çarpı 6'dan 288 pi gelir. D doğrusu etrafında 180 derece döndürdüğümde arkadaşlar yarım küre oluşur. Yarım kürenin alanı, şuranın alanı 4 pi r kare bölü 2'dir. Bir de tabanının alanı geliyor. Pi r kareden 3 pi r kare gelir. Bu da arkadaşlar 3 pi çarpı 36'dan 108 pi'dir. Hacmini 4 bölü 3 pi r küp yarısı, yarım küre olduğu için. O da 2 bölü 3 pi çarpı 36 çarpı 6'da 144 pi gelir. AB etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan cismin alanını soruyor. Arkadaşlar AB etrafında 360 derece döndürdüğümde bir küre oluşur. Kürenin alanını 4 pi r kare ile buluruz. Yani 4 pi çarpı r^4'ün karesi 16. Ne gelir arkadaşlar? 64 pi. Silindirin içinde bir miktar su vardır. Bu kabın içine yarı çapı 3 santim olan demir bilye atılıyor. Bilye atıldığında suyun yüksekliği batan bilyenin yarısına kadar gelmektedir. Kaptaki suyun başlangıçtaki yüksekliği kaç santimdir? Arkadaşlar şimdi V silindirin içinde ne var? V küre artı V su var. Şimdi silindirin hacmini nasıl buluyoruz? Taban alanı çarpı yükseklik. Pi çarpı 2 kök 3'ün karesi çarpı 3. Yarısına kadar battığı için yüksekliğini aldım. 3 aldım. Kürenin hacmine bakıyorum. 4 bölü 3 pi r küp. Bunun neyini alacağım arkadaşlar? Yarısına kadar battığı için yarısını alacağım. Artı neye eşit olacak? V suya eşit olacak. O zaman 36 pi eşittir 18 pi artı V suysa V suyu 18 pi buluruz. Şimdi 18 pi başlangıçtaki yüksekliğini bulmak için 18 pi neydi? Taban alanı çarpı yükseklik, silindirin hacmi. Taban alanı pi çarpı 2 kök 3'ün karesi çarpı yükseklikten. Arkadaşlar haşı 18 bölü 12 yani 3 bölü 2 buluruz. O merkezli 4 santim yarı çaplı çeyrek daire OA etrafında 360 derece döndürüldüğünde oluşan cismin alanını soruyor. Arkadaşlar OA etrafında 360 derece döndürdüğümde yarım küre oluşur. Yarım kürenin alanı 4 pi r kare bölü 2 buranın alanı artı tabanın alanı pi r kareden 3 pi r kare gelir. Arkadaşlar 3 pi çarpı r^4 16, 4'ün karesi 16, 3 pi çarpı 16'da 48 pi gelir. Bir kürenin yarıçap uzunluğu 3 katına çıkarılırsa hacmi kaç kat artar? Şimdi yarıçap uzunluğuna r dersem 3r olduğunda ne olur diyor. Kaç kat artar diyor arkadaşlar. Bunun hacmi 4 bölü 3 pi r küp. Bunun hacmi 4 bölü 3 pi 27 r küp. Tamam. Arkadaşlar şimdi kaç kat artmış? 26 kat artmış. Devam ediyorum. Yarıçap uzunluğu 1 santim olan 216 tane küre şeklinde bilye eritilerek küre şeklinde bir bilye elde ediliyor. Oluşan bilyenin yüzey alanını soruyor. Şimdi 4 bölü 3 pi r küpten kaç tane eritiliyormuş? 216 tane eritiyormuş. Çarpı 216 neye eşit olacak? 4 bölü 3 pi r küpe. Arkadaşlar 4 bölü 3 pi'ler birbirini götürdü. R'yi kaç bulurum? 6 bulurum. Oluşan bilyenin yarı çapı kaçmış o zaman? 6'ymış. Alanı neydi? 4 pi r kareden 4 pi çarpı 36'dan 144 pi gelir. Yarı çap uzunluğu 8 santim olan bir küre merkezinden 4 santim uzaklıkta bir düzlemle kesiliyor. Oluşan ara kesitin alanını soruyor. Arkadaşlar yarıçap uzunluğu 8 santim ise burası 8 santim. O zaman burası da yarıçap olduğu için 8 santim. Kaç santim uzaklıktaymış? 4 santim uzaklıktaymış. O zaman burası 4. Pisagor yaparsak R dediğim arkadaşı ne bulurum arkadaşlar? 4 kök 3 bulurum. O zaman alanı burası daire oluşuyor. Dairenin alanı pi r karede pi çarpı 4 kök 3'ün karesinden 48 pi gelir.
O merkezde birbirine 11 santim uzaklıkta tabana paralel iki düzlem kesildiğinde oluşan yüzey alanları, yani şurası 64 pi alanı, şuranın alanı da 75 pi santimetre karedir. Kürenin yarıçap uzunluğu kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar, şunu uzattım. Tamam, burası yarıçap R. Şurayı uzattım. Burası da yarıçap R. Şimdi buraya x dersem tamamı 11 santim olacağı için buraya kaç düştü? 11 eksi x düştü. Şimdi bunun alanı 64 ise yarıçapı ne kadar oldu? 8 oldu. Bunun alanı 75 ise yarıçap ne oldu? Kök 75 oldu. Şimdi şurada Pisagor yaparsak 11 eksi x'in karesi artı 8'in karesi neye eşit olacak? R'nin karesine. Aynı şekilde aşağıda yaparsan x kare artı kök 75'in karesi 75 neye eşit olacak? R kareye. Bunları birbirine eşitlediğimde x'i kaç bulurum arkadaşlar? 5. Demek ki 11'den 5 çıktı. Burası kaç geldi? 6. Burası 6. Burası 8 ise yarı çapa kaç düştü arkadaşlar? 10 düştü. Bir küre merkezinden 4 santim uzaklıkta ekvator dairesine paralel bir düzlemle kesiliyor. Oluşan kesitin alanı 9 pi santimetre kare ise kürenin alanını soruyor. Şimdi arkadaşlar, burası 4. Tamam. Şuranın alanı, yani pi r kare kaçmış? 9 pi'miş. O zaman r kare eşittir 9 ise r'ye kaç düştü? 3 düştü. Şurası 3. Şimdi burası 4, burası 3 olduğu için yarıçapa kaç düştü arkadaşlar? 5 düştü. Alanı nasıl buluyorum? 4 pi r kare, 4 pi çarpı 5'in karesi 25'ten ne gelir? 100 pi gelir. Bir ayrıt uzunluğu 6 santim olan bir küpün içine bütün yüzeylerine teğet olacak şekilde bir küre yerleştiriliyor. Buna göre küpün alanının sayısal değerinin kürenin alanının sayısal değerine oranı. Şimdi küpün alanı 6 a karedir arkadaşlar. Yani bir kenarına küpün a dersek alanı 6 a karedir. Kürenin alanı da 4 pi r karedir. Şimdi 6 çarpı a'yı 6 olarak vermiş 36 bölü 4 pi çarpı. Arkadaşlar burası 6 ise şurası da 6 birimdir. O zaman yarı çapı kaç birim düşer? 3 birim düşer. O zaman 4 pi çarpı 3'ün karesinden ne yazacak? 9 yazacak. Burada oran ne gelir arkadaşlar? 6 bölü pi gelir. Taban yarıçap uzunluğu 6 santim ve ana doğrusu 10 santim olan dik dairesel koninin içine yerleştirilebilecek en büyük hacimli kürenin yarıçap uzunluğu. Şimdi arkadaşlar şöyle birleştirdim. Şurası 6 birim ise şuraya kadar teğet olduğu için burası da 6 birim. Tamamı 10 olduğu için buraya 4 birim düşüyor arkadaşlar. Şimdi şurayı merkez kabul ediyorum ve şuraya R diyorum. Şuradan indirdim dik. Burası da R. Şimdi burası 6, bura olsa tamamı 8 birim. O zaman şuraya ne düştü? 8 eksi R düştü. Şimdi şurada Pisagor yaparsam R kare artı 16 eşittir 64 eksi 16 R artı R kare der. R'yi kaç bulurum arkadaşlar? 3 bulurum. Evet, hacmi 27 santimetre küp olan bir küpün yüzeylerine teğet olan kürenin hacmini soruyor. Şimdi küpün hacmini nasıl buluyoruz biz? A küp. A küp neye eşitmiş? 27'ye. A'yı kaç buluyorum arkadaşlar? 3 buluyorum. Tamam. A 3 ise şurada teğet olduğu için buranın tamamı da 3 birim. O zaman kürenin yarı çapı ne oluyor arkadaşlar? 3 bölü 2 oluyor. 4 bölü 3 pi re küp, 4 bölü 3 pi çarpı 3 bölü 2'nin küpü 27 bölü 8'den 9 pi bölü 2 gelir. Yarıçap uzunluğu 6 santim olan küre tamamen suyla doludur. Bu su taban yarıçap uzunluğu 6 santim olan silindir biçiminde bir kaba dökülürse suyun yüksekliği kaç santim olur? Şimdi kürenin hacmi 4 bölü 3 pi r küp neye eşit olacak? Yani bunları aktardığım zaman şunun hacmine eşit olacak. Bunun hacmini nasıl buluyoruz? Pi r kare, pi çarpı 36 çarpı yüksekliğim ne? H. Burada gerekli işlemleri yaparsak h'ı kaç buluruz? 8 buluruz. Kürenin içine
Tabanı merkezden 3 santim uzaklıkta, hacmi 16 pi olan dik dairesel koni yerleştiriliyor. Yukarıdaki verilere göre kürenin alanını soruyor arkadaşlar. Şimdi ne kadar uzaklıktaymış? 3 santim uzaklıktaymış. Şimdi hacmini bulalım. Hacmi 16 pi. Koninin hacmi 1 bölü 3 pi r kare çarpı h. 1 bölü 3 pi r kare haşım 3 neye eşit dedim? 16 pi'ye eşit dedim. R kare 16 ise r'yi kaç buldum arkadaşlar? 4 buldum. Tamam. O zaman burası 3, burası 4 ise buraya kaç düştü? 5 düştü. Kürenin alanı 4 pi r kare. 4 pi çarpı 25'ten ne gelir arkadaşlar? 100 pi gelir. Tepesi O olan AB çaplı K merkezli dik dairesel koni yerleştirilmiştir. AO 5 santim, OK 4 santim olduğuna göre koninin hacminin yarım kürenin hacmine oranı. Şimdi koninin hacmini nasıl buluyoruz? Şurası kaç birim? 3 birim. Koninin hacmi 1 bölü 3 pi r 3 karesi 9 çarpı yüksekliğim ne kadar? 4 birim kadar. Bölü 4 bölü 3 pi r küpün neyini alacağım? Yarısını alacağım. R'in 5'ti küpü 125 oldu. Bunları oranlarsam ne gelir arkadaşlar? 18 bölü 125 gelir. Şimdi arkadaşlar bu heykel zeminden 4 birim yükseklikteki A ve B noktalarını halatlarla sabitlenmiştir. A ile B noktaları arasındaki uzaklık 16 birim olduğuna göre heykelin yüzey alanı ne kadardır? Şimdi şurayı O merkezli kabul ediyorum. İndiriyorum. Şurayı birleştiriyorum. Arkadaşlar 16 ise burası kaç ayıracak? 8 8 ayıracak. Burası 4 birimse buraya 4 birim olacak. Şu merkezi şuraya A dersem yarıçapım ne oldu? A artı 4. O zaman şunu birleştirdiğim zaman şurası da ne oldu arkadaşlar? A artı 4 oldu. Ben burada bir Pisagor yaparsam A'yı kaç buluyorum arkadaşlar? 6. A'm 6 ise yarıçapım ne geldi arkadaşlar? 10 geldi. Alanını 4 pi r kareden 4 pi çarpı 100'den 400 pi bulurum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.